Afetlerde sağlık hizmetinin dağınıklığı, ilk müdahale ekiplerinin, toplum temelli sağlık çalışanlarının ve işlevsel sağlık tesislerinin kapasitesine bağlıdır. Afete hazırlıklı olmayı birlikte değerlendirdiğimizde mevcut sağlık sisteminin afetlere dağınıklı olmadığı, enkaz altında kaldığını, COVID-19 pandemisi ve 6 Şubat Maraş merkezli depremde sonra bir kez daha deneyimledik. Afet öncesi hazırlıklılığının en büyük kanıtı afet sırasında ve sonrası dönemde işlevsel olması gereken sağlık kurumlarının yıkılması ve ağır hasar almasıdır. Türkiye geneli 11 hastane yıkılmış, 10 hastane ağır hasar almış, 66 aile sağlığı merkezi yıkılmış, 15 ASM ağır hasar almış ve diğer sağlık kurumları yıkılmış ya da ağır hasar almıştır. Üstelik depreme karşı dayanıksız olduğu resmi raporlar kanıtlanmış, hastanelerin yıkıldığını biliyoruz. İskenderun Devlet Hastanesi eski binası, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ek bina, dahası yeni yapılmış şehir hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz yıkıldı. Sismik izolatör içeren Elbistan ve 4 yıl Devlet Hastanesi ayakta kalmış, olması da ders listelindedir. Yıkılan veya ağır hasarlı ASM'lerin kamu binası olmaması, sağlık mimarisi düşünülmeden kiralanan apartman altı zemin kat daireler olması da bizlere çok şey gösteriyor. 6 Şubat depreminden sonra ilimizde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Salahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile ilgili hasar tespit sonucu olan karo sonuçları ne hikmetse daha açıklanmadı. Hastane binaları ile ilgili güçlendirme ve benzeri bir işlem yapılmadığını da öğrendik. Diyarbakır Tabip Odası ve SESAME Şubesi olarak en son bu iki hastane için 19.03.2024 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılı olarak hasar tespiti ve karot inceleme sonuçlarının tarafımıza iletilmesi talebinde bulunduk. Ayrıca yüz yüze görüşmelerde de sözlü olarak da karot inceleme raporlarını istedik. Bize cevapları hem yazılı hem de sözlü olarak incelemenin devam ettiğini, sonuçlarının netleşmediğini ifade ettiler. Maraş merkezli 6 Şubat depremi üzerinden 18 ay geçti. Bu 18 ay içerisinde bu iki hastanın karot inceleme sonuçları çıkmamış olması teknik bilime aykırı olduğu aşikar. Yukarıda belirttiğimiz ASM ve 112 istasyonu olan yapıların hasar tespit sonuçları çıkmış ama bu iki hastanın sonuçlarının çıkmadığına inanmamızı istemelerini kabul etmiyoruz. Bizleri ilgili kurumların bu cevaplarına ikna olmadığımızı söylemek isteriz. Deprem ve benzeri afetlerde şifa aradığımız mekanlar olan hastane binalarının sağlam olması sağlık hizmetinin devamlı açısından çok çok önemlidir. Olası bir felakete teknik ve bilime aykırı iş işlemler yapan idareciler sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu sorumluluğun altında kalkamayacak karar kararsızlarını da kabul etmiyoruz. Türkiye'de yaşanan derin ekonomik kriz ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerinin yansımalarını mı yaşatılıyor? Bu sorumuza da cevap verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlıkta tasarruf ölüm demek olduğunu tekrardan hatırlatır. Bu iki hastanemizin karot tespit sonuçlarının ivedi bir şekilde kamuoyuna açıklanmasını ve bu sonuçlara göre iş işlemler yapılmasını tekrardan hatırlatıyoruz.